Bugün sizlere 2024 yılının en büyük felaketlerinden biri olan Milton kasırgasından bahsedeceğim. Florida'ya ulaşan ve büyük yıkıma neden olan bu dev kasırga hızla gelişen fırtınalardan biriydi. Nasıl bu kadar güçlü hale geldi, nelere yol açtı tüm detaylarıyla anlatıyorum. Kasırga nasıl oluştu? Milton kasırgası 5 Ekim 2024'te Batı Karayip Denizi'nde doğdu. Bölgedeki aşırı sıcak sular fırtınaların güç kazanmasını sağlar. İlk başta bu sadece sıradan bir fırtınaydı. Ancak Kempeç Körfezi'ne ilerlerken Milton hızla güçlenmeye başladı. Rüzgarlar şiddetlendi, fırtına adım adım daha güçlü hale geldi. 7 Ekim'e geldiğimizde Milton saatte 285 kilometrelik rüzgar hızına ulaşarak kategori 5 seviyesine yükseldi. Yani bir kasırganın ulaşabileceği en üst seviyeye. Kasırganın gücünün arkasındaki sebepler. Peki Milton nasıl bu kadar hızlı güçlendi? Bunun arkasında birkaç önemli faktör var. Birincisi, Karayip Denizi'ndeki deniz suyu sıcaklığı inanılmaz derecede yüksekti. Bu, kasırgalar için mükemmel bir yakıt anlamına gelir. Ayrıca atmosferdeki nem oranı da yüksekti. Yani bu iki faktör birleşince kasırga için mükemmel koşullar ortaya çıktı. İşte bu yüzden Milton sadece birkaç gün içinde devasa bir güce ulaştı. Kasırganın Florida'ya ilerleyişi. Milton kasırgası gücünü artırarak Florida'ya doğru hızla ilerlemeye başladı. Kasırganın rotası ABD'nin güneydoğusunu tehdit ediyordu. Florida'daki yetkililer kasırganın büyüklüğünü fark edince hızla harekete geçti. Birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Özellikle kıyı şeridindeki insanlar tahliye edildi. Milton 9 Ekim 2024 akşamı Florida'nın batı kıyısına Siesta'ya yaklaştı. Artık kategori 3 seviyesine düşmüş olsa da rüzgarlar hala saatte 195 km hızla esiyordu. Florida için bu hız yıkıcı bir güç anlamına geliyordu. Yıkım ve etkiler. Kasırga Florida'da büyük bir yıkıma yol açtı. Su baskınları, ağaçların devrilmesi ve binaların çatılarının uçması gibi olaylar yaşandı. Kasırga ayrıca büyük bir hortum salgınına da sebep oldu. Florida'nın birçok bölgesinde kasırganın şiddetli etkileri görüldü. Ne yazık ki bu felakette 17 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 16'sı Amerika'da, biri ise Meksika'da bulunuyordu. Göz duvarı ve ikinci büyük darbe. Kasırganın en dikkat çekici özelliklerinden biri göz duvarı değiştirme döngüsüydü. Milton, yoğunlaştığı anlarda iğne deliği olarak adlandırılan çok küçük bir göz geliştirdi. Bu kasırganın merkezindeki en şiddetli alanların daralması anlamına gelir. Ancak bu göz duvarı değişim süreci kasırganın bir miktar zayıflamasına yol açtı. Sonra yeniden güçlenip 8 Ekim'de tekrar kategori 5 seviyesine ulaştı. Ancak Florida'ya ulaşmadan önce rüzgar kesmesi kasırganın zayıflamasına neden oldu. Sonuç ve kurtarma çalışmaları. Milton karaya çıkmadan hemen önce kategori 3 seviyesine düştü ama yine de çok yıkıcıydı. Florida'nın batı kıyısında büyük hasarlara neden oldu. Karaya çıktıktan sonra hızla zayıfladı ve 10 Ekim'de kasırga kuvvetini kaybedip tropikal fırtınaya dönüştü. Ardından Atlantik Okyanusu'na doğru yol alırken nihayetinde bir ekstropikal alçak basınç sistemine dönüştü. Florida'daki yetkililer kasırgadan hemen sonra kurtarma ve yardım çalışmalarına başladı. Binlerce insan evlerinden tahliye edildi. Maddi hasarların boyutları ise devasa seviyede. Milton kasırgası, 2024 yılında dünya çapında meydana gelen en güçlü tropikal fırtınalardan biri olarak tarihe geçti. Florida'da bıraktığı izler uzun yıllar unutulmayacak. Doğanın bu kadar güçlü olduğunu unutmamak ve bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Kasırga mevsiminde doğru önlemleri almak hayat kurtarabilir.